Şu anda Orse Müzesi'nde Gustav Kurbe'nin kendi deyişiyle manifestosu ve başlangıcı olan Ornanda Cenaze isimli tablosunu inceliyoruz. Bu Kurbe'nin resim anlayışını birebir yansıtan bir tablo. Büyük boyutlu resimlerin tarihi, kahramanlıkla ilgili kinayeli ya da dini temalar içermesi gerekir. Ama bu genel bir resim ve sıradan bir sahneyi içeriyor. Akademinin kurallarına göre bu kadar büyük bir tuvale yapılmaması gerekirdi. Sıradan sahneler içeren resimler genellikle küçük boyutludurlar. Tarihi resimlerse büyük. Kural budur. Ama burada sıradan bir yerde, sıradan figürleri içeren, sıradan bir cenaze sahnesi var. Kurbe bu resmi jüriye teslim ettiğinde tarihi bir resim olduğunu söylemiş. Bunun bizim zamanımıza göre tarihi bir resim olduğunu düşünmüş olabilir. Akademi sanatçılara durmaksızın antik Yunan ve Roma tarihi, mitolojik ve dini sahneler içeren resimler yapmaları talimatını veriyordu. Kurbe ise kendi zamanının resimlerini yapmak istiyordu. Bu düşüncesini de bir dönem sadece kendi sanatçıları tarafından yeniden üretilebilir. Belirli bir yüzyılın sanatçıları bir önceki ya da gelecekteki bir yüzyılın eserlerini yeniden yaratamazlar sözleriyle dile getirmiştir. Kurbe kendi dünyasını yani doğup büyüdüğü dünyayı resmetmiş ve bunların hepsinin de aslında portreler olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğümüz figürler kendi aile üyeleri ve burada gördüğümüz sahne de Kurbe'nin büyük amcasının cenazesi. Salonun jürisine yani resmi sergilerde hangi resimlerin sergilenmesi gerektiğine karar veren jüriye bir resim sunup defnedilecek kişinin kimliğini bile açıklamamak çok cesurca bir hareket. Peki Kurbe bu hareketiyle ne anlatmak istiyor olabilir? Her şeyden önce kasaba hayatını Fransa'nın başkentine getirmiş. Bunu en elit sanatçıların bulunduğu yere getirmek, sıradanlığı ve alışılmış insan manzaralarını kahramanlaştırmak anlamına gelir. Kurbe'nin kompozisyonun tam ortasına ne yerleştirdiğine bakar mısınız? Mezar ve mezar kazıcı. Kurbe bu hareketiyle basit işlerden biri olan mezar kazıcılığına bir 19. yüzyıl resminden beklenmeyecek bir itibar kazandırıyor. 1848 devrimi monarşiyi sonlandırıp ikinci cumhuriyeti getirmiştir. Bu realizm döneminde sanatçıların da işçileri kahramanca ve itibarlı bir şekilde resmetmeye başladıklarını görüyoruz. Kurbe kompozisyonu tüm figürleri ön plana çıkaracak şekilde kurmuş. Figürlerin kıvrımlı bir şekilde yerleştirildiğini de söyleyebiliriz. Bunun sebebi en önde merkezde bir mezar olması. Mezar neredeyse bizim ayaklarımızın dibinde. Kurbe eserlerdeki figürün cennette olduğunun varsayıldığı dikey yönlü Rönesans resimlerinin aksine yatay oluşturmuş. Bu resimlerde melekleri, bulutları ve kefaret olasılığını görebiliriz. Bu resimdeki kutsallık, dini görevlilerden biri tarafından taşınan, çarmıha gerilmiş İsa figürüyle temsil edilmiş. Kutsallığın da fiziksel bir şekle büründürüldüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Resimde kabaca üç grup olduğunu söyleyebiliriz. Sol tarafta dini görevliler var. Tabutun da onlar tarafından taşındığını görüyoruz. Tabutun önünde rahip var. Merkezde kasabadaki resmi görevliler, onların sağında da yas tutan kadınlar. Bu farklı grupların hepsine eşitçe davranıldığını söyleyebiliriz. Bir sanat tarihçisi bu resimden resimdeki demokrasi olarak bahsetmiştir. Figürlerin yüzleri ve pozları idealleştirilmemiş. Bu resimle ilgili en çok hoşuma giden detaylardan biri buradaki av köpeği gelenekselliğe bağlı olarak resmedilmiş. Salonda sergilenmek üzere olan bir resimde, sembolik bir değeri olmayan bir köpek figürüne asla izin verilmezdi. Bu av köpeğinin de öylesine dolaşıyormuş gibi bir havası var. Kurbe ise köpeği, deneyimin gerçekliğini yani köpeklerin etrafta dolaştıkları gerçeğini yansıtmak için kullanmış. Figürlerin bazıları gerçekten de yas tutuyor ama dikkati dağılmış olanlar da var. Bunun bir odak noktası eksikliğine bağlı olduğunu düşünüyorum dikkatimizi çeken tek bir nokta yok ve bu hayatın gerçek hayatın bir cenazede bile dikkat dağıtıcı öğeleri barındırdığını temsil ediyor. Bir aile bireyinin ölümüne şahitlik ettiğimiz bir anda bile dikkatimizin dağılabileceğini, günlük hayatın gerçeklerinin araya girebileceğini görüyoruz. Sanırım buna verilecek en iyi örnek tuvalin en sağındaki çocuk. Tamamen kendi düşüncelerine dalmış. Kurben'in inancını da en iyi şekilde yansıtan içsel deneyimleri en iyi şekilde temsil ediyor. Bu da resmin başka bir radikal öğesini ön plana çıkarıyor. Figürler arasında herhangi bir etkileşim yok. Salonda sergilenecek ve akademinin kurallarına uyan bir resimde figürler arasında bir etkileşim görürüz. Vücut hareketleri bize bir hikaye anlatır. Ama burada her figür kendi düşünceleriyle baş başa. Hareketlerinden hiçbiri dikkatimizi çekip bize bir hikaye anlatmaya çalışmıyor. Resmin tarihine bazı göndermeler göze çarpıyor. Burada çok da iyi seçilemeyen bir kafatası var. Bu çarmıha gerilmeyi temsil eden haçın altındaki kafatasına bir gönderme. Ama kafatası kimsenin dikkatini çekmiyor. Çarmıha gerilme de temsili bir heykel olarak tabloda yerini almış. Ayaklarımız modern dünyada yere basıyor. Kurbe de bunu en iyi şekilde açıklamış. Resim somut bir sanattır ve sadece gerçek ve yaşayan şeylerin temsilinden oluşur. Bu, kelimeleri gördüğümüz objelerden oluşan tamamen fiziksel bir lisandır. Soyut olan, Fiziksel olmayan ya da var olmayan bir şey resim dünyasına dahil değildir. Bana bir melek gösterin, size resmini yapayım demiştir.